birçok değerlendirme, başka çevrelerce birçok görüş sunuldu. Komployu açığa çıkarmak, bunu bilince çıkarmak, teşhir etmek, altında yatan sebepleri ve hedeflediği amaçları tespit etmek için Sayın Öcalan muazzam bir çaba gösterdi. Bu birinci hedefiydi. Onun için komployu açığa çıkarmak, Kürt sorunun çözümsüzlüğündeki güçlerin niyet, hedef ve amaçlarını, yöntemlerini de açığa çıkarmaktı. Komplo ancak böyle boşa çıkardı. Bu nedenle İmralı sürecinde muazzam bir çaba verdi. Komplonun altında yatan sebepler ve hedeflediği amaçları teşhir edebilmek için. Bu nedenle çok da tekrara düşmemek kaydıyla şunu kısaca belirtmek gerekir ki komploya yaklaşımda anlaşılabilmesi için şunu görmek gerekiyor. Komplo bir NATO savaşıydı. NATO savaşının bir parçasıydı. Bu anlamda Kürt sorununun küresel karakterinin görülmesi gerekmektedir. Çünkü hegemon güçlerin gerek Türkiye'yi gerekse de Orta Doğu'yu denetim altında tutabilmek için Kürt sorununu çözümsüz bırakmaları işlerine geliyordu. Sayın Öcalan kendisinin de defalarca belirttiği gibi ben Orta Doğu'da bu oyunu bozan adamdım. Benim varlığım halinde bu oyunu yürütemeyeceklerdi gibi bir tespiti söz konusudur. Bu nedenle bütün dünya güçleri bu şekilde birleşerek bir komployu devreye koydu. Zaten Birinci Körfez Savaşı ile başlayan Üçüncü Dünya Savaşı'nın 9 Ekim komplosuyla zirve noktası yaşandı ve Sayın Öcalan'a karşı bir imha konsepti devreye kondu. Sayın Öcalan şahsında Kürt halkının varlığının tasfiyesi hedeflendi. Komplonun temel amacı buydu. Sayın Öcalan bu plan ve projelerin, daha doğrusu özgür Kürtlüğün kendi iradesiyle kendi yönetimini sağlayabilmesini, kendi varlığını, kültürünü inşa edebilmesini temsil ediyordu. Bu da Orta Doğu'yu kontrol etmek isteyen güçler için istenmeyen bir durumdu. Komplo sadece 9 Ekim'den de başlayan bir süreç olarak değil, bunun öncesi de söz konusudur. 1996 sürecinde 6 Mayıs'ta Sayın Öcalan'a dönük bir suikast durumu söz konusuydu. Burada bir imha konseptiydi. Aslında komplo böylesi gelen bir sürecin devamlılığı bağlamında oldu. Hatta o süreçte akabinde, yani çözümsüzlük diyoruz, diğer güçlerin kendilerini var etmeleri diyoruz, iktidar olmalarını giden bir yolu taşlarını döşemeleri için gereken bir şeydi. Örneğin 28 Şubat 97 süreci vardır. 96 suikastinden sonra başlayan bir durumdur. Israrla 28 Şubat'ta bir irticai hareket ve buna karşı gerçekleşen bir girişim diyoruz ama hala karanlıktır. Sorunun çözümünden yana görüşmeler gerçekleştiren Erbakan'ın tasfiyesi vardır. Orduda Genelkurmay Başkanı'na karşı gerçekleşen bir suikast vardır. Ve bütün bu süreçlerden sonra 9 Ekim uluslararası komplo gerçekleşmiştir. Ki bu da Amerika'nın öncülüğünde gerçekleşmiştir. Ha, niyetler nedir? Bunun altında İsrail'in güvenliği diyebilirsiniz. Orta Doğu'daki yeraltı ve yerüstü zenginliklere el konulması bir talan siyaseti diyebilirsiniz. Orta Doğu'nun kargaşa içinde tutularak kolay yönetilmesi diyebilirsiniz. 100 yıl, 200 yıl boyunca statüsüz kalan Kürtlerin durumunun aynı devam ettirilmesi amaçlanmış diyebiliriz. Bütün bunların önünde de engel olarak görülen Sayın Öcalan'ın tasfiyesi hedefleniyordu. En son yürüyen süreç uluslararası bir konsept halinde, çünkü başarılamadı, hiçbiri başarılamadı, bir uluslararası konsept şeklinde devreye konuldu ve komplo süreci böyle gerçekleşti. Komplonun başı doğru Amerika'dır. Ancak bir yanda Türkiye vardır, bir yanda İsrail devleti vardır. Bir yanında Avrupa devletleri vardır, İngiltere'sinden Almanya'sından. Diğer tarafında en ciddi karşı blok olarak görünen Rusya vardır. Farklı maddi menfaatler temelinde bir araya gelmiş olsalar da hepsini bir araya getiren bir modernite ortaklığı söz konusudur. Örneğin mesela şu anda Sayın Öcalan'ın tasfiyesiyle beraber işbirlikçi Kürt kimliğine vücut vermek istemişlerdir. Bunda da temel rol oynamışlardır. Mesela bu eksende bir KDP, bir Barzani gerçekliği görülmek durumundadır. Orta Doğu'da özgürlük adına, demokrasi adına sesini çıkan bütün Kürtlerin tasfiyesinde rol oynamıştır. Ve bu da İsrail-Amerika konseptiyle beraber gerçekleşmiştir. Orta Doğu ulus devletlerin şemsiyesi altına sığınarak, özgürlükçü güçlere karşı rol oynayarak gerçekleşmiştir. Bakın, İran Kürtlerinin sesi olan, devrimci bir perspektifi hayata geçiren Kasımlı önderliğindeki güçler 83 yılında aslında
kurtarılmış bölgeler inşa etmişlerdi. Kendi yönetimlerini inşa etmişlerdi. Ancak KDP'nin öncülüğüyle beraber İran devleti bütün onları yıktı. Yıktı 83 yılında ve bu süreç giderek Kasımoğlu'nun tasfiyesine, şehadetine kadar gitti. Buradan bir komplo teşebbüsü olan güçlerden, uluslararası güçlerden ve işbirlikçi güçlerden bahsediyoruz. Sayın Öcalan, uluslararası komploya uğramadan evvel işbirlikçi Kürtlük en iyi yaptığı şekilde Beyaz Saraylar'da ağırlandı. Komplo bu şekilde hayata geçti ve hala böylesi devam eden bir süreç var. Günceli takip ettiğimizde bu gerçeklik açığa çıkacaktır. Sayın Öcalan bu siyasete engel olma tarzı da ve ortadadır ve bunun nasıl boşa çıkarılacağı, kendilerine dair güçleri nasıl konumlandıracakları da aslında komplo iyice irdelendikçe bütün hepsinin ipucu mevcuttur. Sayın Öcalan bu konuda zaten tarihsel olarak hiçbirimizin söylemine gerek kalmasın hepsini tek tek belirtti. O dönem Sayın Öcalan 93'ten itibaren çabaları söz konusuydu ancak provokatif güçlerle salt muhatap olduğu ulus devlet güçleri değil uluslararası bir konseptle karşı karşıyaydı. Bunun arayışları içerisindeydi. Kendisi başka bölgelere de gidebilirdi. Kürdistan'a da geçebilirdi. Ancak gözü dönmüş bu şiddet tekeli halkımıza nefes aldırmayacaktır. O yüzden demokratik seçenekli kılmaya çalıştı. Bakın Sayın Öcalan 9 Ekim komplosu sürecinde NATO ordusu Akdeniz'de tatbikat yapar. Bunun NATO sözleşmesi gereğince çıkmaması durumunda belli bir müdahalenin altyapısı hazırlanıyordu veya da hazırlanıyor olabilir. Bu ihtimal, bu seçenek dışlanamaz. Sayın Öcalan, Kaddafi beni davet eder der. Ama beni koruyabilecek güçleri yoktur der. Bakın sonradan devam edilen süreçte bakıyoruz ki ismi geçen her yer Suriye müdahale konusu oldu. Ciddi bir yıkıma konu edildi. Hala kendini toparlayamadı. Irak 20 yıldır kendini toparlayamıyor. Kaç parçaya bölündü. Kan revan içindedir. Libya bütün Orta Doğu hattı müdahale konusu oldu. Kan revan içindedir. Ve Sayın Öcalan yürüttüğü demokratik müzakere kanallarını açmak için Avrupa'ya gitti. Çünkü şunu çok iyi biliyordu ki Avrupa hukukuna tabi olabilmek bütün eksikliklerine rağmen, bütün art niyetlerine rağmen eğer Türkiye'yi Avrupa hukukuyla uzlaştırabilirse bu barış için büyük bir adım olacaktı. Ve bu nedenle Avrupa seçeneğini tercih etti. Almanya'ya, ya İtalya'ya planlar sundu. Oradan da birçok yol haritası mevcut. Ortak konferanslar düşünülüyordu. Ancak ne yazık ki Dünya Savaşı sırasında kendilerine en büyük düşman olarak görünen Lenin, Almanya üzerinden gidiyerek Sovyetler devrimine öncülük etti. Ancak Almanya Sayın Öcalan'ı kabul etmedi. Kendi hukukuna aykırı davrandı. Apar topar kararlarını ortadan kaldırdı. Bakın bugün en büyük karşıt kutup olarak görünen İran, Hümeyni Fransa'dan Fransız uçağıyla İran'a indi. Ancak Sayın Öcalan'a ayak basılacak yer bırakılmadı ve ısrarla Avrupa hukukunun dışına itildi. Sayın Öcalan kendisi Avrupa hukukunun dışına çıkmadı. İstenilmeyen insan olarak ilan edildi. Yapmış olduğu başvurular kabul edilmedi. Israrlı bir şekilde Avrupa hukukunun dışına itildi ve bütün demokratik müzakere kanalları kapatıldı. Yani Kürt halkının zoraki bütün iyi niyetlerine, bütün istemlerine, bütün barışçı çözümlerine, demokratik arayışlarına rağmen bir savaş ve şiddet cenderesine sokmak mevcut komplonun temel amacıydı. Bunu gerçekleştirdi. Ada zaten komplodan bağımsız bir şey değil. 9 Ekim sürecinden 15 Şubat'a kadar evrilen süreçte Sayın Öcalan'ın imhası hedeflenmişti. Bu imha durumu gerçekleşmeyince bir ortak proje olarak uluslararası güçler ve Türkiye Devleti'nin ortak projesi olarak İmralı Adası inşa edilmeye başlandı. Zaten mevcut bir adaydı ancak tek kişilik bir hücre olarak dizayn edilmeye başlandı ve burada Sayın Öcalan'ın kendilerince siyaseten yararlanmayı gözeten bir projeyi öne sürdüler. Amaçları şuydu: Sayın Öcalan bu koşullara dayanamayacak. Sayın Öcalan'ı çürütmeye, madem idam edemiyoruz, fiziksel olarak çürütmeye, diri diri gömmeye çalışacağız. Bunu becereceğiz. Amaçları buydu. Bu konseptlere iradesiz bırakılan Sayın Öcalan üzerinden kendilerince Kürt hareketinin bu özgürlük iddialarını tasfiye edeceklerini hesaplıyorlardı. Buna ilişkin mevcut sürecin yürütücülerinin söylemiş oldukları beyanlar da vardır. Normalde idamla bir gün öldürülür, biz onu her gün öldürüyoruz. Çok beter koşullarda duruyor. Benzer birçok söylemler açığa çıktı ama bundan öte zaten İmralı Adası'nın yani Sayın Öcalan'ın kaldığı koşulların
verileri mevcut. Bu SIPTİ verilerinde söz konusudur. AHİM verilerinde mevcuttur. Sayın Öcalan'ın kendi yaptığı aktarımlarda mevcuttur. Hepimiz bunun şahidiyiz. Şahit olmadığımız süreçlerde bunun bilgisine sahibiz. Araştırmasını yapmışız, okumuşuz. İmralı Adası'nda görülen şuydu, açık söyleyeyim. AHİM ve SIPTİ'nin kırılma yaşadığı, boşa düştüğü yer de burasıdır. Bu çok önemli. AHİM ve SIPTİ Avrupa Birliği'nin yargı organlarıdır. Aslında çok da Avrupa Birliği'nin siyasal gücünden, ekonomik gücünden bağımsız etme yetenekleri söz konusu değildir. Ve bu kurumlar insanlık tarihinde, insanlık mücadelesi o kadar değerli kurumlardır ki, şöyle, İkinci Dünya Savaşı gibi bir kanlı tarihten sonra bir daha yaşanmaması için inşa edilen kurumlardır. Ama bu kurumlar Avrupa içinde değil, gelip İmralı'ya takıldı ve kendi yıkımlarını İmralı'da inşa ettiler. Bunu çok açık, net bir şekilde söyleyebiliriz. Komplonun devamı olarak inşa edilen İmralı Avrupa hukuk sınırları içerisindedir. AHİM ve SIPTİ'nin yetkisi dahilindedir. Bunlar burayı gözetlemekle yükümlüdür. Ancak bunlar 10 yıl içerisinde Sayın Öcalan'ın bu koşullara dayanamayacağını, pes edeceğini, hiçbir insanın sağ olarak buradan çıkamayacağını hesaplamışlardı. Fiziksel olarak bir yaşam olsa bile moral gücü olarak, manevi olarak, mental, zihinsel olarak hiçbir insanın dayanamayacağını hesap ettiler. Bütün verilere bakarsak da bu şekilde gider. Yani komplo o süreçte AHİM ve SIPTİ eliyle yürütüldü diyebiliriz. AHİM 2005 tarihli büyük daire kararında verdiği kararların hiçbirinin arkasında durmadı. Geldiği 2014 tarihinde verdiği kararlar maddi verilerle oynayarak gerçekleşmeyecek seyirleri söyledi ama tecdite meşruluk sağladı. Geçmişe ihlal dedi, geleceğe belirsizlik koydu. 2011 yılından sonra acayip değil, çok yoğun bir tecdit durumu söz konusudur. Sayın Öcalan 11 yıl boyunca avukatlarıyla görüşemiyor. Bunlar hepsi komplonun devamlılığı bağlamında gerçekleşen şeylerdir. O zaman bitirebiliriz. Yargı mekanizmaları, bunların denetim mekanizmaları, bunların politik, askeri ve ekonomik güçlerinden bağımsız değil. Bak, İmralı'daki her bir süreç aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti içerisindeki iktidar ayrışmalarına ve Kürt halkına dönük savaş siyasetinde farklı yansımalarını bulmaktadır. 2011 operasyon 11'den sonra AHİM ve SIPTİ'nin tavrındaki değişiklik bazı güçlerin Kürt siyasetinde farklı projeler devreye koymasına sebep oldu. O dönem iktidar güçleri, iktidarla ortak hareket eden güçler Sri Lanka modelini devreye koyuyordu. Sürekli bunu manipüle ediyordu. Bakın, tecritin girdiği aşamadan bunlar bağımsız değildi. O yüzden komplo dediğimiz sürekliliğini koruyor. İmralı Adası'nda koruyor. Yani Sayın Öcalan'a uygulanan tecrit sadece Sayın Öcalan'a uygulanan bir tecrit değil. Sadece toplumsal olarak yansımasını buluyor da diyemeyiz. Ciddi bir akıl, uluslararası akıl bir yandan tecriti uyguluyor. Bunun yargı ve güçlerini, bunun uluslararası kurumlarını dizayn ediyor. Bir yandan da ülke içi iktidarları dizayn ederken, desteklerken Kürt halkına karşı da farklı tasfiye konseptlerini devreye koyuyor. 2015 süreci de böyledir, 2016 süreci de böyledir. Sayın Öcalan komployu boşa çıkarmak için 24 yıl amansızca çalıştı, fikirler üretti, yol haritaları sundu, ciddi ciddi savunmalar sundu ve burada temel bir perspektif ortaya koydu. Yani Kürt halkında olan toplumsal ağırlığı, muhataplığı gereğince de bu fikirler sadece bir entelektüel çalışma olarak kalmadı. Bunların pratik ayağını tek tek ördü. Yani İmralı gibi koşullarda bunun pratik ayaklarını ördü. Çünkü Sayın Öcalan'ın Orta Doğu'da ciddi bir karşılığı var. Ciddi bir politik hakimiyeti var. Kürt halkında muazzam bir karşılığı söz konusudur. Bunu benim tek tek söylememe gerek yok. Bugün İngiltere'de bütün sendikalar, bugün Avrupa'da da her yerde, Latin Amerika'da, Uzak Doğu'da Sayın Öcalan'ın fikirleri etrafında insanlar kenetlenmekte ve Sayın Öcalan'ın özgürlüğünü talep etmektedir. Bugün Orta Doğu'da insanlar Sayın Öcalan paradigmasından yola çıkarak halklar, toplumlar, ezilenler yeni bir yönetim modeli inşa etmeye çalışıyor. Bütün kimliklerin bir arada olabileceği bir yönetim modeli inşa ediliyor. Arap, Türkmen, Asuri, Süryani, Çerkez bir arada kendi öz yönetim modellerini oluşturmaya çalışıyorlar. Böylesi bir gerçeklik var ama işte zaten tam da bunun karşıtı olarak komplo inşa edilmektedir. Bu yüzden iki farklı modernitenin karşı karşıya gelmesidir. Bu yüzden bir Öcalan nefreti, Öcalan karşıtlığı ısrarla empoze
edilmektedir. Çok net söyleyeyim. 2019 yılında Rojava'ya yapılan operasyonlar, Grespi ve Serekani operasyonları. Buna Amerika'nın dahli vardır, Rusya'nın dahli vardır, küresel güçlerin dahli vardır. 9 Ekim tarihlidir. Bu tesadüfi değildir. Akabinde bir sonraki yıl Şengal'in öz yönetim modeline karşı gerçekleşen arkasında küresel güçlerin destek sunmasıyla KDP ve Irak'ın ortak bir araya geldiği mutabakat tarihi 9 Ekim'dir. Bütün bunlar Kürt'ün öz yönetim talebine, Kürt'ün özgür varlığına karşı mesajlardır, sindirme politikasıdır. 9 Ekim'den başlatmaları tesadüf değildir. Bu özgür kimliği Sayın Öcalan taşıyor ve bütün buralarda gerçekleşen yönetim modelleri Sayın Öcalan felsefesine dayanarak gerçekleşmektedir. Biz 19 aydır Sayın Öcalan'dan ve yanındaki arkadaşlarından haber alamıyoruz. Haber alamamak hayati risk altında olmaları anlamına geliyor. Periyodik olarak SPT'ye başvurular yapıyoruz. AİM'e başvurular yapıyoruz. Bakın hayati tehlikeden bahsediyorsunuz. Ancak 3 yıl sonra, 3,5 yıl sonra ancak geliyor. Ve bu geldiğinde de bakın avukatlarına bilgi vermiyor. Ailesine bilgi vermiyor. Elbette bilgi vermek zorunda değil. Ancak gidip gördüğünde en azından maddi koşulları durumunda bize bilgi verme yükümlülüğü söz konusudur. Şu an prosedür nasıl işleyecek? Oturup raporlarını yazacaklar. Bu rapor için bileşenlerin bir araya gelmesi lazım. Bu rapor açığa çıktıktan sonra Türkiye hükümetine gönderecekler. Hükümete belli bir süre verecekler. Ki bu süreler de 6, 7, 8 aydan, 1 yıldan düşük süreler değil. Hükümet eğer onay verirse bu rapor açıklanacak. E ne oldu? Biz 19 aydır haber alamıyoruz. Bu süreçte hala haber alamayacak mıyız? Alamayacağız anlamına geliyor. O yüzden topluma sunulan bu spitinin gelişi bir iyileştirme, bir her şey yoluna girdiği olarak algılanmamalıdır. Böyle de sunulmamalıdır. Böyle bir algı varsa da bu derhal def edilmelidir. Bu müvekkillerimizin koşullarında da hiçbir değişikliğe sebep olmamıştır, yaratmayacaktır. Bizim tavrımızda da bir değişiklik olmayacaktır. Derhal spitinin müvekkillerimizin avukatlarıyla, aileleriyle görüşmeleri için, oradaki bir araya gelmeleri için, oradaki hakların tesis edilmesi için sorumluluk alıp gereken prosedürleri işletmesi gerekmektedir. Bu yönüyle de hepimize, kamuoyuna bilgi sunması gerekir. Yoksa bu ziyaretin tek başına hiçbir anlamı yoktur. Öcalan'ın fikirleri elbette komployu aşmıştır. Elbette komployu boşa çıkarmıştır. Komployu teşhir etmiştir. Komplonun arkasındaki güçleri teşhir etmiştir. Maskelerini düşürmüştür. Amaçlarını ortaya koymuştur. Yöntemlerini ortaya koymuştur. Zaten komplo bu kadar aciz kaldığı için Sayın Öcalan'dan biz 19 aydır haber alamıyoruz. Başaramadılar. O yüzden tecdit ayrı bir boyuta evrilerek mutlak haber alamama noktasına geldi. Bunun da Sayın Öcalan'dan haber alamazken Sayın Öcalan'ı unutturma politikasını devreye koydular. Çünkü biliyorlar ki Sayın Öcalan bakın tek bir sözüyle halklarda yarattığı motivasyonu ayrı bir şeydir. Tek bir sözüyle boşa çıkarabilme yetkinliğine sahiptir. Ya bunu açıklıkla ve netlikle ifade edebiliriz. Bu komplonun şu an devreye koyduğu yöntemler bilinmeyen yöntemler değil. Ama ısrarla devreye koymaktadırlar. Bundan vazgeçmiyorlar. Sayın Öcalan'ı tecrit ediyorlar. Kürt halkına karşı muazzam bir savaşı dayatmaktadırlar. Bunu yaparken de Sayın Öcalan'ı unutturmak, itibarsızlaştırmak için bin bir türlü algıyı oluşturmaya çalışıyorlar. Bakın, federe yönetimde, KDP öncülüğündeki federe yönetiminde Kürt halkına dair muazzam bir baskı var. Muazzam bir karalama kampanyası var. Oradaki avukatların en meşru taleplerini Sayın Öcalan'ın avukatlarıyla görüşememesine dair gerçekleştirdikleri basın açıklamasına dahi tamir edemediler. Edemediler. Muazzam bir işbirlikçilik yaratılmaktadır. Bakın, burada 2015 yılından sonra Sayın Öcalan'dan haber alınamazken muazzam bir sınıfsal ayrışmayı açığa koymaya çalışıyorlar. Böylece Sayın Öcalan'ı unutturmaya çalışıyorlar. Suni gündemler yaratarak toplumsal öncüleri de bununla uğraştırarak tecritin ömrüne ömür katmaya çalışıyorlar. Haber alamama durumunu devam ettirmek istiyorlar. Bazen Rojava'yı zaten tecrit altına almışlar. Sisteme adapte etmeye çalışıyorlar. En ciddi yaptıkları şey budur. Ya terör yaftasını vurarak şiddete maruz kırmak, böylece belini kırmak ya da sistem içine çekip ehlileştirerek bireysel insan haklarıyla avutmak. İkisi de aslında belli bir tasfiye konseptini öngörmektedir.
Bu algı boşa çıktı, başarısız oldu mu? Elbette yer yer başarılar da söz konusudur. Açık söyleyeyim, ciddi bir algı mevcut. Bu anlamda bizlerin yetersizliği var. Tesisin devam etmesindeki bizlerin yetersizliğinden kaynaklanan hataları görmemiz gerekiyor. Bakın, katılırız, katılmayız. Demokratik güçler. Bir ara mesela İmralı heyeti giderdi. Hepimizin bilgisi dahilindedir. Ve inanın, o dönemin yakın bir şahidi olarak, doğrudan bir muhatabı olarak şunu çok yakından gözledim. O dönemin aktörleri İmralı Adası'na gitmek için ciddi bir yarış içerisindeydiler. Sayın Öcalan'la fotoğraf vermek için ciddi bir yarış içerisindeydiler. Bakın, Sayın Öcalan'la bağlar kesildi. Değil mi? Bütün toplum onlara bakardı. Acaba ne söyleyeceklerdi? Demek ki konuşturan Sayın Öcalan'dı. Projelerin sahibi Sayın Öcalan'dı. Topluma bu umudu veren Sayın Öcalan'dı. Çıkış yolunu gösteren, demokrasi ve barışın öncülüğünü gerçekleştiren Sayın Öcalan'dı. Tecdit araya girdi. Sayın Öcalan'la İmralı kapıları kapandı. Siz Sayın Öcalan'ın projelerinden başkaca yeni bir şey görebiliyor musunuz? Hayır, mümkün değil. Peki neden bu aktarımlar yapılmıyor? Neden Sayın Öcalan'ın o dönem söylediklerinin yol verdiği huzur, yol verdiği demokratik çıkış yeniden işaret edilmiyor? HDP'nin geçmiş dönem eş başkanları kendi söylemleriyle kendi söylemiyle Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz diyordu. Öteki eş başkan sırtımızı YPG YPJ'ye veriyoruz diyordu. Şüphesiz bunun kendi bağlamı, o dönemki konsepti farklı konulardır. Kendi sorumlulukları dahilindedir. İllaki hatlar adına gözettikleri bir şeyler söz konusudur. Ama ne değiştirdi bunlar? Şu an dile getirilmiyor tekrardan. Sayın Öcalan'ın 2019 yılından hatırlatayım. En son söylediği süreç, ben bu şiddet ortamına son veririm. Ben bu savaşa son veririm. Bir haftada ben bu işi çözerim dedi. Kendi durduğu noktayı Sayın Öcalan hep korudu.